Anayasa Mahkemesi CHP'nin 15 Temmuz gecesi sivillerin işlediği suçlarla ilgili başvurusunu reddetti. Hukukçular Anayasa Mahkemesi'nin kararını doğru bulmadıklarını söylüyor. Darbe teşebbüsü gecesi köprüde suçsuz yere öldürülen askerlerin aileleri ise Anayasa Mahkemesi'nin kararına tepkili. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koyan sivilleri cezai sorumluluktan muaf tutan kanun hükmünün iptal istemini önceki gün reddetti. CHP, kanun hükmünün yürürlülüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştı. Böylece 15 Temmuz gecesi ve sonrasında bazı sivillerin darbeye karşı koyduğu gerekçesiyle yaptıkları eylemlerin suç sayılmayacağı AYM tarafından da onanmış oldu. Kararı DV Haber'e değerlendiren anayasa hukukçusu Profesör Süheyl Batum, CHP'nin hangi gerekçeyle neye itiraz ettiğine şu sözlerle açıklık getirdi. Darbeden sonra çıkartılan kanun hükmünde kararname bunun 37. maddesi diyordu ki darbe teşebbüsünde, terör eylemlerinde ve bunların devamı niteliğindeki resmi sıfatı olmasın, resmi bir görevi yerine getirmesin. Darbe günü anladım onda sonra devam ediyor. Terör eylemleri ve bunların devamı niteliğindeki eylemleri yapanlar hakkında aynı şekilde sorumluluk ileri sürülemez. Diyor. İşte CHP çok geniş bir düzenleme olduğunu yasal olmayan ölçüde sınırlayabileceği şekilde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Darbe girişimi gecesi o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde komutanlarının emriyle köprüye gelen 7 asker sivillerce öldürülmüştü. Daha sonra bu askerlerin ölümüyle ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. O gece köprüde hayatını kaybedenlerden biri de Hava Harp öğrencisi 21 yaşındaki Murat Tekin'di. Tekin'in babası Sedat Tekin o geceyi şöyle anlatıyor. 15 Temmuz gecesi komutanları tarafından otobüsleri bindirilip Bozucu Köprüsü'ne götürüp orada katillerin önüne önünde yemettiler ve korumadılar. Ve bu şekilde çok kötü bir acı yaşadık. Arayan yok, soran yok. Mahkemesini dahi yapmıyorlar. Hukukçu Batum Anayasa Mahkemesi'nin yanlış karar verdiğini savunuyor. Anayasa Mahkemesi bence yanlış bir karar verdi. Diyorsun ki suç sayılan bir işlemi yapmışsam bile seninki suç sayılmaz. Efendim diyor. Burada diyor yargı zaten karar verecek. Yargıya başvurulmaz demiyor ki diyor. Ya, yargıya başvurulacak da çok net söylüyor. Diyor ki idari, mali, hukuki, cezai sorumluluk ileri süremezsiniz diyor. Yargı ne yapacak şimdi? Bana söyleyin. idari, mali, hukuki, cezayının dışında herhangi bir sorumluluk türü var mı? Batum 15 Temmuz'da askeri öğrencilerin öldürülmesinin suç olduğunun altını çiziyor. Ele geçirdiğin kişilere daha sonra işkence, kötü muamele, öldürme, infaz etme, yargısız infaz gibi şeyleri uyguladığında bunların tamamı suçtur. Tekin'in babası Sedat Tekin ise oğlunu öldürenlerin bir gün mutlaka yargılanacağını düşünüyor. Devran dönmeden bu ülkede adalet olmayacak. Bu katiller yargılanmaz. Aksine katiller besleniyor. Katiller gazi maaş alıyor. Benim vergilerimden maaş alıyor. Benim oğlumu öldüren katleden katiller. İnanıyorum bir gün bir gün adalet yerine gelecektir. Adalet her tecelli edecek. O günleri bekliyoruz inşallah. Bekliyoruz. İnanıyorum. 15 Temmuz'daki darbe girişimine siviller de karşı koymuş ancak darbe girişiminden haberi olmayan pek çok er ve askeri okul öğrencisi öldürülmüş ya da hapis cezasına çarptırılmıştı.